Heyecanlı tanışma değil mi? Evet. Değil mi Mete? Öyle. Mete de heyecandan konuşamıyor. Kesecik burada. Kanama alanı yok. Gayet de sağlıklı görünüyor. Kalp atışlarını dinleyelim mi? Nasıl yani? Nasıl? Daha erken değil mi? Kalbi. Annen de seni böyle heyecanla dinlemiştir. Erken değil bu arada. Nasıl erken değil? Kızıma. İyi risk almışsın valla. Ya dönmeseydi Metal Uludere'den ya evlilik teklif etmeseydi? Anne sen bu konuyu niye açıyorsun şu an ya? Evlendik bitti işte. Bir de buna gelme beni lütfen. Zaten içim çok karışık, ne hissettiğimi bilmiyorum. Bir yandan İncil'e şoku, bir yandan bebek heyecanı. Yani bir kanalda kalamayan radyo frekansı gibiyim ya. Haklısın. İkimiz de aynı durumdayız. İnişli çıkışlı duygular. Buradan çıkınca Mete ikimizi bir kafeye bıraksın da şu olan biteni etraflıca konuşalım. Ben Kadir'le buluşacağım. Niyeymiş? Sen benim arkamdan annesini çağırıp İncil'e göndermeye çalıştığın için çocuk da haliyle soruyor ne oldu diye. Onu yatıştıracağım, bir de İncil'e görüştüreceğim. Arkandan kimseyi davet etmiyorum. İncil'e görüştükten sonra göndereceksin değil mi onu? Anne bak şunu deyip durma. Gerçekten benim kalbim sıkışıyor, kalbim sıkışıyor benim ya. Tamam. Önce anlamam lazım benim biliyor mu bilmiyor mu, ona göre bir yol çizeceğim işte tamam. Nerede kaldı bu evrak? Mete de aç oldu aşağıda. Buyurun efendim. Sağ ol. Sağ ol. Hadi. Ben bir sebze çorbası alayım. En taze balığınız ne? Hepsi taze. Tamam o zaman çipura alayım. Yanına da bir enginar salatası istiyorum. Sen hayatım? Ben iyiyim sağ ol. Sen de kızıyor musun böyle senin yanındayken ben sipariş verince? Sen de derken? Ne bileyim erkekler gıcık oluyormuş diye okudum böyle şeylere. Ha yok ya. Yeni kahvaltı ettik yalnız. Ya böyle bunca yemeği söyledim. Hamileliğin başındayız daha sonuna geldiğinde duba gibi olursun sonra bana ağlama. Mete bebeğimizin kalp atışlarını ilk defa duyduk ya. Bunu mu konuşalım? Annemi bıraktık sen annem yanında gibi hissettiriyorsun. O değil de ben Londra'dan boş dönmemişim bu hesaba göre. Ama iyi ki belirtileri geç oldu ben geç fark ettim. Yoksa sen... Sanki bebek için gelmişsin gibi hissederdim. Zorla evlenmişsin gibi gelirdi. Gerçi senin de pek heyecanını göremedik ama. Ya Naz, konuştuk kaç kere söyleyeyim ya. Senin çenen düşüyor, bana kal geliyor. Anla artık, bir şey yok. Artık öyle kafana göre de gidemezsin. Biliyorsun değil mi? Benim içimde sana ait iki tane kalp atıyor artık. Bana ne gibi geliyor biliyor musun? Bir oğlumuz olacak ve sen babanla yapamadıklarını onunla yapacaksın. Sağ ol. Efendim abi. Neredeymiş? Tamam geliyorum. Tamam. Benim gitmem lazım. Hı. Git. Sen burada mı kalıyorsun? Hı hı. Keyifle yemeğimi yiyeceğim. Belki İncil'i de çağırırım. Niye? Ne niye? Niye çağırmayayım? Doğru.